Tabii ki böyle bir gezilerin çok avantajları var. 200 değil ayrıca 450 tane. Nedir? Gördükleri, test ettikleri yöreleri, otelleri satmayı her zaman tercih ediyorlar. Tabii şu an konumuz Rus turist olduğu için Rusya olayından bakıyorum. Bu yıl Rusya bizi resmen kurtardı. Her şey güzel. Bölgeye Rus turizmin her gün ilgisinin artması ciddi bir hareket getiriyor. Bu da bize bir avantaj sağlıyor. Ayrıca yaz döneminde yaşadığımız orman yangınları, bu felaketler çok fazlaydı. Biz de bütün Rus ajantalarımızdan öncelikle Marmaris'e müşteri göndermelerini her zaman istiyoruz. Biz hep beraber Marmaris hikayesine katkı bulunmamız lazım. Yoksa 2022 yılı turizm dolu dolu geliyor. Özellikle Fethiye, her yer köprü hatları bile dolacak. Herkes rahat olsun. İnturist Rusya'nın en önemli tur operatörlerinden birisi ve geleneksel hale getirdiği Travel Forum, 2021 yılı Travel Forum toplantısını Fethiye'de bu otelde yapmakta ve artık bu geleneksel hale geldi, bir markaya dönüştü. Aynı zamanda Mehmet Biçer'in genel müdürü olduğu bu otel gerçekten başarılı işler yapıyor. Birlikte Dalaman Havalimanı ile birlikte bu İnturist'in Travel Forum'un ev sahipliği yapıyoruz. İnturist en köklü kuruluşlardan birisi Rusya'da ve genel müdürü, CEO'su İsmail Bey'in çok büyük katkısı var. Özellikle Dalaman'ın stratejik olarak önemli bir destinasyon olarak seçilmesinde ve yıllar boyu Rus turist sayısının artırılmasına kendisinin çok büyük emeği var. Bu konuda müteşekkiriz. Aynı zamanda Annex'e birleştikten sonra Annex'in programında da önemli şekilde yer almaya başladı. Annex zaten Rus tur operatörler içerisinde Rusya coğrafyasında bir numara. Çok güzel işler yapıyor. Rusya ile ilgili analizimizi şöyle yaparsak, Rusya Dalaman destinasyonu için kaynak pazarlarımızdan en önemlilerinden ikincisi. Önce birincisi İngiltere, sonra Rusya ikinciliği yerleşti. Üçüncüsü de Ukrayna malum olduğu üzere. Ve Rusya'da yaklaşık 17 şehirden Dalaman'a uçuşlar olmaktadır. Bu sene pandemi sebebiyle bu 10 havalimanı 7 şehir olarak belirlendi. Gelecek sene için İnturist'le yaptığımız konuşmalarda İsmail Bey'in ifadesi, daha fazla şehirden daha yoğun bir turist akışı olacak. Artık sezon, daha doğrusu pazarlar kendini toplamaya başladı. Bunun başında da Rusya geliyor. Pandemi sonrası Rusların tatil özlemini giderdikleri en yakın ülke Türkiye ve en önemli destinasyonlardan birisi de Dalaman. Dalaman'ın şöyle bir özelliği daha var. Daha natural, daha sosyal mesafeye uygun işletmeler ve bölge. Dolayısıyla Rusların da tercihlerinden biri ve trend olma yolunda. Bundan 15-10 yıl önce 72 bin olan Rus turist sayısı şu anda 380 bin 400 binlere dayandı. Burada İnturist'in katkısını altını çizmemiz lazım. Tekrar teşekkür ediyorum. Başta İsmail Bey'e olmak üzere yöneticilerine. Bu sene 2022-2021 yılında şu ana kadar Rusya açıldıktan itibaren 174 bin turist geldi, Rus turist. Bunlar yıl sonuna kadar, sezon sonuna kadar 190 bin bulacak. En büyük 7 şehirden geldi. Bunların başında Moskova geliyor. Gelen turistlerin %75'i Moskova'dan, sonra Petersburg, Yekaterinburg ve Kazan, Ufa'dan gelmekteler. İyi bir sezon, bu koşullarda iyi bir sezon geçirdiğimiz kanaatindeyim Rusya'da. Gelecek senenin de hazırlıkları yapılıyor ve gelecek senede geçmiş yılları yakalayacağımızı düşünüyorum. Ve Rusya önemli bir pazar. Ayrıca Rusya coğrafyasında iyi ilişkilerimizin olduğu Petersburg ve Domodedova, Vnukovo havalimanlarıyla bir dijital marketing programı yapıyoruz. Bu konuda Türk Tanıtım Ajansı, TGA ve Turizm Bakanlığı'nın da desteği var. Buna dijital fırtına diyoruz. Petersburg'da başladık, ikincisi de bitti. Milyondan daha fazla follower'ı olan seçilmiş bloggerlar ve influencerlar bölgemizde ağırlıyoruz. Ve gerçekten etkileşim çok fazla. Bunu Moskova, Kazan, Ufa ve Yekaterinburg'da da devam ettireceğiz. Moskova'ya da, pardon, Londra'ya da taşıyacağız. İşbirliğinden dolayı TGA yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Ve iyi sezonlar diliyorum.